Selamünaleyküm. Sevim Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle bulgurlu meyhane pilavı tarifini paylaşacağım. Klasik su bardağıyla 2 su bardağı bulgur kullanacağım. 1 adet kapya biberi ince küp küp doğradım. 2 adet domatesimi küp küp doğradım. 1 adet büyük boy soğanımı küp küp doğradım. 2 adet yeşil sivri biberimi küp küp doğrayıp hazırladım. Videoyu kısa tutmak adına doğrama aşamalarını göstermedim. Ve ardından 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı kaya tuzu, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı karabiber kullanacağız ve domates salçası, biber salçası kullanacağız. Hemen yapımına başlıyoruz. Tenceremizi ocağımıza aldık. İçerisine 1 çay bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. Soğanlarımı tencerenin içerisine ilave ediyorum ve soğanlarımızı kavuruyoruz. Soğanlarımız pembeleşmeye başladı. Biberi niye koymadım derseniz pilavın içinde diri kalmasını istiyorum. Soğanlarla birlikte kavurmuş olsaydık eğer pilavımızın içinde sönük biberler olacaktı. Pilavımızın içinde canlı durmasını istiyorsanız soğanları kavurduktan sonra biberlerinizi ilave edin. Soğanlarımız kavruldu. İçerisine 1 adet doğramış olduğum kapya biberimi ilave ediyorum. 2 adet sivri biberlerimi ilave ediyorum. Ve biberlerimizi de çok kavurmayacağız. Şöyle 2-3 dakika kavuralım. 2-3 dakika kavurduk. Ardından 2 su bardağı bulgurumuzu ilave edelim. Bulgurla kavrulurken tereyağımızı önceden atmadık. Eğer önceden koyarsanız tereyağınızda yanma yaşarsınız. Onun için bulguru koyduktan sonra 1 yemek kaşığı dolusu tereyağımızı ilave edelim. Tereyağı büyük bir ölçüde bulgur pilavımıza lezzet veriyor. Şimdi bulgur pilavımızı çok iyi bir şekilde kavurmamız lazım. Nasıl pirinç pilavımızı uzun süre kavuruyoruz. Tane tane bir bulgur pilavı elde etmek istiyorsanız bulgur pilavını da uzun süre kavurmamız lazım. 10-15 dakika bulgurumuzu kavuralım. Bulgur pilavımızı 10-15 dakikadır iyice kavuruyoruz. Bulgurunuzdan artık çıtır çıtır sesler geliyorsa bulgurunuz yeterli derecede kavrulmuş demektir. Ardından salçamızı ilave edebiliriz. 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçasını ilave edelim ve ardından 2 diş sarımsak ince ince doğramış olduğum sarımsağımı ilave ediyorum. Salçamızı iyice kavuralım. Salçamız da artık kavruldu. Bu kadar yeterli olacaktır. İçerisine 1 tatlı kaşığı kaya tuzumuzu ilave edelim. 1 çay kaşığı karabiberimizi ilave edelim. Son olarak 2 adet küp küp doğramış olduğum domateslerimi ilave ediyorum. Bütün malzemelerimizi iyice karıştıralım. Ardından 4 su bardağı kaynatmış olduğumuz sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Kaynar suyumuzu da ilave ettik. 2 su bardağı bulgur kullanmıştık. 2 su bardağı bulgura 4 su bardağı su kullanıyoruz. Verdiğim tarifi birebir uygularsanız tam tutan tam kıvamda bulgur pilavı elde edersiniz. Pilavımız kaynıyor. Pilavımızın kapağını kapatıyoruz. Ocağımızın orta gözünü alıyoruz. Kısık ateşte ağır ağır pilavımızın pişmesini bekliyoruz. Pilavımızın kapağını kaldıralım. Pilavımızı kontrol ediyoruz. Dibinde hiçbir şekilde su kalmamış. Şöyle bulgur pilavımızı iyice karıştıralım. Alt üst yapalım. Gördüğünüz gibi suyu sonuna kadar çekmiş. Bulgur pilavının yağını sakın çok düşünmeyin. Gördüğünüz gibi dibinde hiç yağ kalmamış bile. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı kullandık. Bulgur yağı çeken bir bakliyat olduğu için ölçüleri tam verdim. Bulgur pilavının en önemli püf noktası, bulgur pilavını yaptıktan sonra mutlaka dinlendirme aşaması yapın. Böyle sıcakken bulgur pilavınız yapış yapış olacaktır. Bulgur pilavı dinlendirdiğinizde daha güzel, lezzetli ve tane tane olacaktır. Bulgur pilavımızın üzerini kağıt havluyla kapatacağız. Ocağımızın altını kapattık. Üzerine kağıt havluyla kapatıyoruz. Kapağını da kapatalım. Bulgur pilavımızı 15 dakika dinlenmeye bırakalım. Pilavımız 15 dakikadır dinleniyor. Gördüğünüz gibi kağıt havluyu koyduk. Böyle sulandığı zaman bulgur pilavımızı kıvamını bozmasın diye yaptık. Mutlaka bu kağıt havluyu koyun. Görüntüsünü görebiliyorsunuz. Tane tane bulgur pilavını elde ettik. Rengarenk gözüküyor. Çok güzel, iştah açıcı. Şöyle çatalla aldığınızda bile taneliğini görebiliyorsunuz. Şöyle kasemin içerisine alıp sunum yapmak istiyorum. Aslında bunu sebzeli pilav diyoruz. Sebzeli bulgur pilavı yapıyoruz. Kimi meyhane pilavı diye adlandırıyor. Ama bildiğimiz sebzeli bulgur pilavı. Çok güzel, lezzetli, sebzeli bir bulgur pilavı yaptık. Muhteşem gözükmüyor mu sizce de? Verdiğim sıralamayı birebir uygularsanız tabağa koyduğunuzda gördüğünüz gibi canlı, görünüşü de şahane, tadı da çok lezzetli bir bulgur pilavı yaptık. Gördüğünüz gibi tane tane dökülüyor. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi deneyip yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Tarifimi beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Yeni tariflerle görüşmek umuduyla takipte kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.